Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Bizi, hepimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, hizmet-i imaniye, Kur'an'ı, İslam'a gönül verenleri. İslam'a gönül verenleri, dua edenleri, zerre kadar hissesi olanları Cenab-ı Hak insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, taunlardan, depremlerden, yangınlardan, tufanlardan hıfz-ı emin eylesin inşallah. Amin ya Rabbel alemin. Amin. Geceniz mübarek olsun. Hemen belirteyim, Risale-i Nur dersi değildir bugün. Bu dersin mazinin birikimi, mazinin bize giydirdikleri, maziyi kastettiğim ömrümüzün abilerin yanında geçti çok şükür. Onlardan aldığım notlar, noktayı nazarlar, perdenin arkasında gözükmeyen kahramanlar, çok az benim katkım var ama ben sözcüyüm, vitrindeyim. Böyle bilin bu konuşacağım mevzu. Mevzunun emniyetine binaen, mazinin birikimi, bize giydirdikleri, çok vatan, hizmet, din, Kur'an kahramanları var perde arkasında. Vatan, millet, bayrak, hizmet, dava, bunların şeyi var, kahramanları var. Onlara biz perde oluyoruz, yani ifade ediyoruz. Böyle bakın, bu dersin ifadesi bana düştü. Benim de katkım çok azdır. Yani belki de cümleleri kurmuşum, şey yapmışım. Küfran nimeti olmasın, çok az katkım var. Böyle bakılması lazım. Lütfen çok önemli dikkat edin. Mevzu şu. Mescid-i Aksa, Kudüs, İsrail, Baalbek, Asya Şurası, İttihad İslam, Mehdi, Ayasofya, Taksim Camii. Bu başlıklar korkutmasın, bir saat alır. Çok kısa kısa nakledeceğim. Kah Risale'den siz biliyorsunuz. Kah ehillerinin bana verdiği ayetler. O kadar hakimler ki Kur'an'a, bana ayetleri de verdiler. Verdikleri ayetlerin onda birisini yazdım. Onu da söyleyeyim. Hep söylediğim şeylerde ayetleri var, ben dedim şey yapmayayım. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü meseleye de bu cümle herhalde çözüm olur. İsabetli düşünebilmek için doğru malzemelerle doğru düşünmeli. Sonuçtan baş taraftaki sürece bakmalı. Sonucu bilmiyorsanız bilenlerden öğren der Kur'an. Mesela örnek, öyle örnek veriyorlar ki hayatın içinde olsun. Allah'ın rahmeti gadabını aşmıştır. Sonuç rahmettir. Gadab bloku olmuştur. Rahmet ilahi esastır. Bir daha. Rahmet ilahi esastır, sonuçtur. Sonuçtan sürece bakacağım şimdi. Rahmet ilahi esastır. Ve ma rabbuke bizelamin lil abid. Rabbin kullar üzerine zalim değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muntakim diye başlamaması. Rahmet ilahi asıldır. O sonuca göre bakıyorum. Canım nasıl sıkı çıkacak? Rahmet ilahiye göre çıkacak. Kabire nasıl gireceğim? Rahmet ilahiye göre olacak. Nünker mekir bana nasıl gelecek? Rahmeti ilahiye göre olacak. Haşir meydanında nasıl hesap vereceğim?
Rahmet-i İlahi'ye göre olacak. Sırat Köprüsü'ne nasıl geçeceğim? Rahmet-i İlahi'ye göre olacak. Nereye göre yorumladım? Sonuç rahmet-i İlahi'ye, süreç baş. Düşüncelerimizi, itikadımızı sonuca göre, fiiliyatımızı mukaddemeye göre yapacağız. Yani düşünürken, mesela niye bunu yapmıyorsun? Haram. Bunu niye demiyorsun? Kulakkıdır ya. Yani klavyede bana parmakla yazı yazarım, gönderirim ama küfür ederim, hakaret ederim, bilmem, takdir ederim, tenkit ederim. Bu kulak ne olacak? Niçin? Ahireti düşünmeye göre bunu seni men eder. Sonuca göre süreç böyle başlar. Tersi yaparsanız, tersi, yani sonucu bilmeden süreci yorumlarsanız, siyaset nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor, İsrail ne aldı, Mescid-i Aksa ne olacak? Yani her kafadan ses çıkar, hiçbir şeye varamazsınız, doğru varsanız bile vardığınızı bilemezsiniz. Her şeyde kullanın, ailede kullanın, örnek vereyim. Evde kavgalar var. Ben bu aileyi kurtarmak istiyorum, çoluk çocuğuma baba anne olmak istiyorum, baba veya anne olmak istiyorum. Aileyi kurtaracağım ben ya, ne olursa olsun. Sonuç bu mu? O zaman bütün o kusurlar gözükmez. Sonuca göre süreci yönet. Ha, bu düşünce, fiil ise sonuca göre değil, sürece göre yapmak. Ne yapman gerekiyor şimdi onu yap. Bu akşam ne yapmam lazım? Oturabilirim, çay da içebilirim, açmam canlı yayın. Başka şekilde yapabilirim. Demek ki ne yapman gerekiyorsa, bugün Mayıs, Haziran, tohum atman gerekiyor. Temmuz, Ağustos'da sürgün alacaksın. Yani malzeme alacaksın. Bugün atman gerekiyor. O zaman bugün tarlayı ekeceksin. Yani fiili ne iktiza ediyorsa adetullah'a uyacağız. Düşüncemiz rezak Allah'tır. Tamam mı abiler? Suretler zahir bazen aldatır. Her şeyin, unutmayın, bu kanuniyettir. Sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti var olduğu için kim pergelini abi Taksim hakkında, Ayasofya hakkında vesaire hakkında, siyasi ve kişiler hakkında farklı farklı hatta bugün şeyden de bahsedeceğim var, Tabut-u Sekine çok önemli o. Abi Tabut-u Sekine Ayasofya'dadır, yok Yuşa Tepesi'ndedir, yok Üsküdar'da bir mübarek zatın kabrinin oradadır. Şehir efsanesi var ya, şehir efsanesi. Ondan bahsedeceğim de. Niye farklı? Yok şuradadır, buradadır, şudur, budur. Çünkü her şeyin bir sureti var. Gir içeriye kanuniyeti var. Gir içeriye hakikati var. Gir içeriye mahiyeti var. Pergelini kim nereye koymuşsa o merkezde söyleyecektir. Kur'an'da böyle geçiyor, şunda böyle geçiyor. Kur'an'da da İbrahim Ailesi'nin ateşe düşmesi var. Ama 20. sözde bak ne diyor. Kur'an'da Nuh Aleyhisselam'ın tufanı var. Oysa bu asırda Nuh'un gemisi Risale-i Nur hizmeti olduğunu, oraya binenlerin bir zelzele, yangın, taun ve tufandan kurtulacağını söylüyor. Bak dört. Gördün mü gemiyi? Şimdi gemi mi arayacağız? Şimdi böyle mikroskop, teleskop, dürbinlerle Tabut-u Sekine'yi mi arayacağız? Bir sandık mı arayacağız? Sandık neymiş göreceğiz. Küllette ne diyormuş? Sureti var. Bunlar Kur'an'da, bunlar suret inkar şey yapılır mı? Saraten. Ama madem Kur'an'ın mutadit manası vardır, Kur'an'ın her bir ayetinin mutadit manası vardır. Her ayetinde, her asırda efradı bulunur. Bak, Kur'an'ın diyor 286 ayetlerin mutadit manası vardır. Her bir ayette küllidir, her asırda efradı bulunur. Yani mesela İsa Aleyhisselam'ın doğumu, Meryem, yani bunu denmişse bunun şekli olmuş. Sureti bu. Kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. O zaman
kim bunları pergelenişi yapacak? Rastgele konuşma, ben bunları böyle insanları meşgul etmeyin. Asıl imamlarının işidir bu ya. Yani Meryem'in, İsa'nın doğum şekli bu ne demek? Nuh Aleyhisselam'ın gemisi, İbrahim Aleyhisselam'ın şeyi, bu asırdaki masadakı nedir? Bu ayetlerin masadakı nedir? Bu asıl imamının işi ya. Lan paldır küldü, ben Kur'an'dan çıkarıyorum, Kur'an'a bakıyorum. Ya yapmayın ya. Risale-i Nur'la bakın. Bilmiyorsanız, Kur'an söylüyor, bilenden öğrenin diyor. Bilen kimdir? Risale-i Nur'dur. O merkezli izah yapacaksın. Diğerleri fi-i nazarundur. Demek ki farklı yorumlar, tabut-ü sekine şuradadır. Pergeli nereye koyumdan kaynaklanıyor? Misal, Bakara suresi 248. Meal okuyor. Meal, hiç bakmana gerek, meal okuyor. Peygamberi onlara onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki bundan sizin için büyük bir işaret vardır. Tabutu sekine ya. Tamam. Herkes merak ettiği bir şey ya. Nerededir, şeydedir falan, getirecek falan adamdadır. O tabut şuradadır, Ayasofya'dadır, yok Yuşa Tepesi mezarındadır, yok neymiş? Ha. Sureti bu. Kur'an anlatır, sureti bu. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı, gemi, sureti bu. Manası, hakikati da şey yapıldı. Peki bir daha söylüyorum, 286 şualar. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir manada küllidir. Her asırda Nuh'un da gibi efradı vardır. Efradı. Onun da asıl imamları şerh ve izah ederler. Sureti bu. Her asırda mana masadakları var bu sandığın. Sandığı şimdi bir bulsak, bir asır sonraki varsa ömür dünyanın, onlar da bu sandığı böyle mi bakacaklar? Manasına geçmesen şehir hurafelerini dinler durursun din adına. Tabut-u Sekine, yani bu Kur'an'da söylenilen Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam ailelerinin emanetleri olan bu şeyin sandığın, artık din adına şehir efsaneleri, şehir hurafelerini dinler durursun. Yani şuradaydı, buradaydı, çıktı çıkacak gibi. Hakikaten ne var bu tabut-ü sekinenin içinde? Bir kere onu soralım. Tabut-ü sekinenin içinde ne var? Kendisi söylüyor. İçinde ne varmış? Bir, İslam öncesi kutsal emanetler varmış. Ne varmış? 10 tane Musa Aleyhisselam'a gelen emirin tableti varmış. Başka ne varmış içinde? Davud'un mührü varmış. Belki diyor, tahmin ediliyor, Tevrat ve İncil'in aslı varmış. Gelecekte sureti de ortaya çıkacak inşallah kendisi. Belki de şimdi bazılarının elinde, bu o kadar mühim değil kimin elimde. Kimin elinde olduğu o kadar mühim değil. Ne önemli? Önemli olan onunla bana ve bize ne diyor Cenab-ı Hak? O ne demektir? Bunların tümünün cemleri, yani bu söylenilen şeylerin cemi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetleri olan Kur'an ve onun eylemi hali olan sünnet-i seniye bizde. Yani tabut-ı sekin için ne var? O kadar kutsal yapan Harun ve Musa Aleyhisselam ailesinin emanetleri. Biz 124 bin peygamberin cemi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti bizde. Daha cami, lise mezunu diploması mı istiyorsun, üniversite diploması mı? Harun ve Musa Aleyhisselamların ailelerinin Davut Aleyhisselam'ın mührü, onda 10 tane emir var. Hepsini kuşatan Kur'an bizde. Onların fiili yaşantısı olan Resulullah bizde. Resulullah olunca 124 bin peygamberin içinde Musa ve Harun'un emaneti de bizde.
Kur'an bizde, sünnet bizde. Ne ararsın Şam bu arada? Hakikati kendinde ara. Dağ camisi bizde. İlkokul diplomasını şey yapıyorsun. Orada ne diyor ama? Abi onun, Kur'an bunu zikrediyor peki. Risale ne diyor? Sen ne diyorsun ya? Bakayım ne diyecek. Bir kere bir usul bakımından, usul hikmet değil. Usulü teslim edelim. Resulullah bizde olunca bütün peygamberlerin emaneti bizdedir. Maddiyasını istiyorsan hırkası da bizdedir, Kur'an'ı da bizdedir, takkesi de bizdedir, emri de bizdedir, her şey bizdedir. Ha, sureti bu, hakikatine geleceğiz. O da gelecek. Onun da hakikati var yani ama değeri kadar. Sureti kimdeyse hakikati de ondadır sırınca. Peki bu tabut-ı sekine, bu sandık kimdedir? Tabut surettir. Bu sandık kimdedir? Hakikati de ondadır. Hakikati onda ise, eğer birileri hakikatini bize gösterirse biliriz ki sureti de ondadır. Sureti kimse, hakikati de ondadır. Sırınca tabutu sekine maddi ve manevi sekine sebebi olandır. Tabutu sekine, hani ehli olmayan elini sürerse titrerdi, kaşınır diye hastalık. Tabutu sekine demek maddi ve manevi insanları sakinleştiren, anlamlandıran, anlam katan, sekinet veren, sükunet bulmasına sebep olan şeydir. Risale-i Nur'un ve hizmeti olduğunu söylüyor Üstad. Mesela bak, sözler 264. Ahir zamanda diyor Üstad. Yani o tabut bizde olunca ne olacak? Onları galip olacağız. Onlara hakim olacağız. Onları mağlup edeceğiz. Tabuttaki gaye bu değil mi? Onları mağlup edeceğiz. O kimin elindeyse ordunun başına koyardı, galip olurdu. Ha, Üstad da diyor ki 264 sözler. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Tabut-u sekine kimin elindeyse demiyor. Hüküm ve kuvvet ilmin eline geçecektir. Elbette nevi beşer ahir vakitte ulum ve fununa dökülecektir. Ulum nedir, funun nedir? Risale'de ulum belagat ve cezalettir. Yani fen, ulum, funun nedir? Fen ilimleri, bilim ve teknoloji. Şimdiki şeyle teknoloji, savunma sanayi. Ve tıp, her şeyde. Demek ki öyle bir zaman gelecek ki hüküm ve kuvvet ilmin eline geçecektir. Üstad kendisi söylüyor. Gelecekte diyor, kim galip olacak? Tabut-u Sekine'nin sureti kalsın. Hakikati nedir? Nevi beşere ahir vakitte güç ve hüküm ve kuvvet ulum ve fununa dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Bütün kuvvetini. Ulum ve fununun en parlağı olan belagat ve cezalet bütün envaiyle ahir zamanda en mergut bir suret alacaktır. Ulumu da söyledim, fununu da söyledim. Ulum, belagat ve cezalet. Yani insanın maddi ve manevi huzuru. Huzur. Onun da sebebi diyor ulumun, ulumların esası ve şah ve padişah iman ilmidir. Funun ise teknolojidir. Ha, iman ilmi ve teknoloji cem eden tabut-u sekinetin kanunitondadır. Sureti de gördünüz mü? Bakın, eğer funun seninse, eğer senin tankların leblebi gibi tak tak ebabil kuşları gibi yeniliyorsa, patlatılıyorsa funun sendedir kardeşim. Tabut-u sekine sendedir kardeşim. Eğer koca 50 tane 100 tane uçak gemileri olan senden tırsıyorlarsa funun sendedir, ulum sendedir. Funun olabilir. Teknoloji sende olabilir.
Ulum yani iman ilmi yoksa sana 59'a 2. ayette sana korku giydirildi. Kullanamazsın. O teknolojiyi yapabilmek ve kullanabilmek için ulum, ulumların esası şahı ve padişahı iman ilmidir. İmanınızı artırın. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldı. Ne diyor orada? Ha diyor ki, madem İbrahim'i maddi ve manevi yakmadı, siz de diyor, ruhunuza iman libasını giydiriniz. Suretini söylüyor. Öyle bir madde darayınız ki ateş yakmayacak madenleri de bulunuz diyor. Ulum ve funun. Görüyor musun tabutu sekinet? İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasını. Yok İbrahim, Urfa'da mıydı? Şuradaydı. Nerede olursa olsun ruhunuzu ateşten korumak için iman hüllesini, libasını giydiriniz ruhunuza. Yoksa ruhunuza korku libası giyersiniz ve ben korunuyorum zannıyla savunma kalkanınız, demir kubbeniz yok olur. En mükemmel uçak gemileriniz dahi olsa ulum denilen kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviye yoksa, iman yoksa ruhunuza korku giydirilmiş. Bir, bu var. Peki bu adam, bu insanlar ulumu giymişlerse, fununa da sarılmışlarsa artık güç ve hüküm ilmin eline geçecektir. Tabutu sekinet onun elindedir. Sureti bu mu kardeşim? İman ilmi ve teknoloji kimdeyse tabutu sekinet de ondadır. Tabutu sekinet de ondadır. Onda olduğu için bu vardır. Bu olduğu için onda vardır. Devam ediyorum. Tabut-u Sekine'de birkaç peygamberin kutsal emanetleri var iken Kur'an ve sünnette ve onun bu zamandaki manevi bir tefsiri olan Risale-i Nur'da tüm peygamberlerin bu asırdaki dersi hakikatleri var. O peygamberlerin ümmetlerini hangi isimlerin dersleriyle ikaz ve irşat etmişlerse Risale-i Nur onların hakim onlara hakim oldukları esmaları 30. lemada ifade ederken Sekine'nin sureti de Tabut-u Sekine sureti de Hizbul Hakaiki Nuriye'de Sekine duasındadır içsel manası. Sekine'nin sureti olan duayı Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile gelen o duanın Hizbul Hakaiki Nuriye'de yaşanmış fiilli misali de bu kadar düşmanlarına. Peki böyle bir fiil var mı yani? 28 sene hapishanede resmen 17 defa zehirlenmiş, her türlü hakaret, her türlü küfür, her türlü şeye rağmen ustad yatağında ölmesi göstermiyor mu Tabut-u Sekine ondadır, onun hizmetindedir? Ölmüyor. Ölmüyor ya. Allah yaşatıyor. Ha, sureti ifadesi lisanı Sekine duasıdır. Fikri 30. lemadır. Hakikati şey mahiyeti imandır. Tamam? Şimdi bunun fiili var mıdır? İşte ustad ölmüyor ve muvaffak oluyor. İşte şu andaki Türkiye'nin durumu. Her türlü şeye rağmen güçlü çıkıyor. Ben siyasetçi değilim. Ben tefsir ediyorum zamana göre. Ve ben de karışmıyorum zaten. Var olanları size nakletmeye çalışıyorum. Hizbul Hakaiki Nuriye'de yaşanmış Risale-i Nur her şeyin değeri nispetinde emniyet vermiş ve izah etmiştir. Risale-i Nur niçin Risale-i Nur'dadır? Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, At kavmi, Semud kavminin helak olmalarına sebep olan günahlar şimdi yok mu? Var. Onlar ne ile tedavi olurlardı? O asırda At ve Semud kavimlerinde gelen peygamberlerin dersleriyle. Şimdi onların günahları var. Peygamber yok. O zaman At ve Semud, Lut kavimlerinin vesairelerin günahlarının tamircisi olan peygamber hangi isme mazhar ise
Risale-i Nur da o isme mazardır ki dersiyle ıslah olunuyor. Bir insana okul veya kurs veya devlet, sen mesulsun bu devletten diyeceksin, fakat mesul diyeceksin, selahet vermeyeceksin. Mesuliyet yükleyeceksin, yetki vermeyeceksin. Ha, o zaman Risale'nin tamirci mi? Mucizevari bir özelliği var. Bu kadar talipçilere karşı tamir ediyor elhamdülillah. Delili ne? Bu kadar insanların imanının kurtarmasıdır. Adetullah çalıştığı için sureti olan tabutu sekine kim değilse ilim, kimdedir şimdi? İlim, funun, yani cezalet ve belagat ve teknoloji de ondadır. Hakikatsiz suret olmadığı gibi suretsiz hakikat da yoktur. Sureti sandık, hakikati maddi ve manevi ilim ve bilimdir. Bir kağıdı bitirdik. 2. Boşuna hücum etmiyorlar. Onlar da haklı biraz. Mescid-i Aksa'daki Kudüs meselesi ve İsrail meselesi ise tamam, o kadar. O kadar, daha izah yok. Yahudilerin müfrit kısmı, yani bu tarihi size söyleyeyim, tarih derken de şu anda İsrail içinde de çatışıyor. Dindarları var, Siyonistleri var, dinsizleri de var. Karmadır yani, aşure gibidir. İsrail kendi dindar halkına şöyle diyor. Ne diyor? Yahudilerin müfrit kısmı dindar Yahudilerini de aldatarak Mescid-i Aksa'yı yıkacağım. Süleyman Tapınağı'nı, mabedini yapacağız. Yalanını söylüyorlar. Siyonistler, Yahudiler, İsrail'in dindar tabakası var. Filistin'e zulüm yapılmasına taraftar değiller, yürüyüşü yaparlar. Onlara şöyle diyor, bize destek verin. Biz Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı yıkacağız. Sizin istediğiniz nedir? Süleyman mabedini yapmak. Aynı Ömer'in yaptırdığı bu Mescid-i Aksa değil. Bunu yıkacağız. Yapacağız. Süleyman Tapınağı'nı yapacağız. Yalanıdır. Aslında gayeleri nedir Siyonistlerin? Arz-ı Mevut da ikinci derecededir. Kurtarılmış toprak değil. Esas gayesini söyleyeyim. Aslında Mescid-i Aksa'yı yıktırıp Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde yer alan Baalbek Tapınağı'nı yapmaktır. Bu tapınak milattan önce 1100 yılında Fenikeler tarafından yapılmıştır. Diyanet'in ansiklopedisine bakın. Diyanet'in ansiklopedisi Baalbek diye yazarsanız YouTube'da görürsünüz. Orada diyor Fenikeler tarafından milattan önce 1100 yılında Fenikeler tarafından yapılmıştır. Ne demektir anlatacağım şimdi. Okuyacağım ya, nakledeceğim. Bunlarla İlyas Aleyhisselam mücadele etmiştir. Kur'an'da var da ondan. 37. surenin 125. ayet ve 126. ayetinde zikreder. Elinde ne varmış bunun? Baalbek tapınağı varmış. Lübnan'ın doğusunda Suriye'ye yakın. Böyle bir tapınak. Orada bir ilah var. Baal ilahı var. Sureti şeytan, kafasında boynuz var. Elinde bir asa ile üç başlı şeydir. Baal tapınağının ilahıdır o. Bu şeytandır. Elinde üç başlı mızrak olan ve kafasında boynuzu olan, yukarıya hilal şeklinde olan hilal. Yani hilalı nasıldır biliyorsunuz arkadaşlar hilal? Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı böyledir değil mi? Böyle yapmışlar. Hilal gibi gösteriyorlar. Hilal gibi göstermek aldatmadır. Hilalı böyle göstermek aldatmadır. Ne anlattım? Nereden hatırınıza gelmiştir? Böyle bir hilal gösteriyorlar. En mühim bir yerde. En mühim bir yer. Hatırlayınız var mı? En mühim bir yer. Minarede.
Minare o tek tük daha mühim bir yerde. Abi Mekke'de yeni yapılan dağın şeyinde orada saatin üzerinde. Saatin üzerinde mi? Saat kulesi kamufle boynuz böyle. Tamam? Ha o Baal ilahının nezaretindesiniz. Tamam? 37. surenin bakın Kur'an'a. 125-126. ayetinde elinde üç başlı mızrak olan ve kafasında boynuz olan yukarıya hilal şeklinde şeytan bu boynuzu çeşitli ritüellerde gizleyip yaparlar. Mesela Kabe'de saat kulesi yalanının tepesi gibi çeşitli kültürlerde bu ilah öküz, buzak, inek olarak ifade edildi ve krallar bunların temsilcileri idi. Kur'an'da İcl hadisesinde 22. söz 264. sayfada hatırlarsınız Risale-i Nur'da İcl meselesidir. Samiri'nin buzağı Bakara suresi 51 ve 54. ayetlerde halet-i içtimaiyelerden istifade ettiklerini söyler. Musa aleyhisselam bir bakarı kesmekle şimdiki yani Musa aleyhisselam bakarı kesti. Şimdiki öküz, inek ve buzağı temsillerini de kesmiş oldu. Yani farklı memleketlerde öküz, farklı memleketlerde inek ve buzak olur. Üç mızrak, öküz, yani bir mızrağın üç başlı, öküz, inek, buzak. Onu keserek, o ne demektir? O üç tane şey, kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliyenin ifrat ve tefrit modlarıdır. Kuvve-i şehviyenin ifrat ve tefridi ineğe, kuvve-i gadabiyenin ifrat ve tefriti öküza, kuvve-i akliyenin ifrat ve tefriti buzağa simgeler. Bu da bitti.